peygamberimize inanmadan kurtuluş yoktur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimse tevhidi yani Allah Celle Celaluhu'nun birliğini kabul edip La ilahe illallah dediği halde Resulullah Efendimizin risaletini, peygamberliğini kabul etmezse Müslüman olmaz, imanlı sayılmaz. La ilahe illallah ile beraber Muhammedun Resulullah derse ancak o zaman müslüman olur. Yahudi ve Hristiyanların sadece la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeleriyle müslüman olduklarına hükmedilmez. Çünkü bu sözleriyle icabında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir ama Allahu Teala'nın size gönderdiği peygamberdir demek isteyebilirler. Onun için kendi dinlerini terk ettiklerini söylemedikleri müddetçe, kelime-i tevhidi söylemeleri, onların iman etmiş olduğuna kâfi değildir. Hatta bir Hristiyan, Eşhedü en la ilahe illallah deyip, arkasından da Hristiyanlığı terk ettiğini söylese, yine Müslüman olduğuna hükmedilmez. Çünkü Hristiyanlığı bırakıp, Yahudiliğe geçmiş olabilir. Nitekim Yahudilerde, Eşhedü en la ilahe illallah derler. Hatta sadece ben Müslümanım demesi de yetmez. Çünkü Müslümanım demek hak ve doğru olanı kabul ediyorum demektir. Çünkü her dinin sahibi kendi dinini hak ve doğru kabul eder. Onun için İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Bir Hristiyan veya Yahudi ben Müslümanım dese veya Müslüman oldum dese ona bu sözde ne demek istediği sorulur. Eğer Hristiyanlığı ve Yahudiliği terk edip, İslam dinini kabul ettim derse, o kimse Müslümandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, nefsini kudret elinde tutan zata yemin ederim ki, bu ümmetten, her kim Yahudi olsun, Hristiyan olsun, beni işitir, sonra da bana gönderilenlere inanmadan ölecek olursa, mutlaka cehennem ehlinden olacaktır. Müslim, Muhammed Alaüddin, el hediyyetül Alaiye, sayfa 935-936, 20 Mayıs Mevlana Takvimi.